Sağlıkla devam edelim. Aslında doktor o kadar mütevazi ki, ben diyor zaten görevimi yaptım, niye bu kadar büyütüyorsunuz ki? Ama o görevini öyle bir aşkla, şevkle yapmış ki biz hayran kaldık kendisine. Sedye'de birisi getiriliyor acile ve kalp masajı yapılmazsa yolda dahi kaybedilebilecek durumda. Saniyeler bırak, saliselerin önemli olduğu bir durum. Sedye'ye çıkıyor ve kalp masajı yapa yapa alete kadar, yani profesyonel bir bakıma kadar doktorun güvenli ellerinde, dualı ellerinde gidiyor. Bir izleyelim efendim, buyurun. Aslında ilk görüşte garip bir durum. Bu adam niye sedyenin üzerine çıkmış? Evet. Niye böyle sedyenin üzerinde bir adam, biri de yatıyor, niye hastane koridorlarına böyle gidiyor? Çünkü kalp masajına en uygun pozisyonda şu anda. Tamamen üstünden kalp masajı yapıyor. Kalbin çalışması için dışarıdan ritim veriyor. Ve o sedyeyi falan da düşündüğünü düşünmüyoruz zaten o sırada. Bakın hiç durmadan elleri oynuyor, görüyor musunuz? Hiç durmadan asansöre bile böyle biniyor. Sedyeye çıktım, açıkçası o anda hatırlamıyor gibiyim. Çünkü hastanın tek düşüncem, hastanın beyninin ve diğer vital organların dediğimiz hayati organların hipoksik kalmasını istemiyorduk. Kalp masajının en güzel şekilde o şekilde olacağını düşünerekten hastanın hayati organları, beyninin, kalbinin ve böbreklerinin oksijensiz kalmaması için kalp masajı yaparak götürmemizin zaten yapmamız gereken oydu. Biz de öyle yaptık. Yine yok, kaybetme olayı farklı olurdu ama en azından bu kadar efektif bir halde olmazdı. Çünkü yollarda giderken gelirken kalp masajı yapmak biraz daha zor oluyor. Ambulans, özellikle sedyeyle giderken en uygun pozisyon oydu ve biz de onu yaptık. Allah razı olsun. Çok, gerçekten çok güzel, çok özel bir şey yapmış Doktor Hüseyin Yenice. Evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Pek çok doktorumuz böyle gönülden, kalpten tek yemin edilen meslek biliyorsunuz. Doktorluk mesleği. Doktor Hüseyin Yenice, yürekten alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Acil tıp uzmanı kendisi. İyi ki oradaymış. Pek çok hayat böyle kurtuluyor. Diğer bazı bölümlerde de var. Tek yemin edilen demeyelim de askerde de var. Başka yerlerde var. Yemin görenleri var. Ama can kurtarıyor. Sonuçta bir can. Şimdi bu bana bir şey hatırlattı. Hani balıklar denizden kaçıyorlarmış, kıyıya atmışlar kendilerini böyle can havliyle. Arkadan bir şey mi kovalıyormuş? Balık kovalıyor, yutacak. Oradan geçerken iki arkadaştan biri de yüzlerce balığın içerisinden bir tanesini alıp denize atmış geri. Hani kurtulsun, kumda ölecek. Demiş ki orada yüzlerce balık var, bir tanesini attı, neye yaradı demiş. Git o balığa sor neye yaradığını demiş. Şimdi burada tabii Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Bizim hastamız. Herkes kendisini düşünsün, empati yapsın. O andaki anneniz, babanız, çocuğunuz, evladınız, eşiniz olduğunu kabul edin. Ve o telaşınızı, ya, korkunuzu, endişenizi düşünün. Doktorun yaptığının ne kadar kıymetli olduğunu anlarsınız. Allah hani muhtaç etmesin, doktoru hastaneye düşürmesin derler de. Ama onlarsız da bırakmasın. Aynen öyle. Avukata doktora düşürmesin, hastaneyi hapishaneye düşürmesin. Evet. Ama, gerektiğinde doktorun da avukatın da en hayırlısı. Bir de doktorun da iyisi. Tabii. Bak tabii. Hocanın iyisi, doktorun iyisi çok önemli. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder derler. O iyi yapıyorum zanneder, candan eder. Hoca iyi yapıyorum da dinden de soğutur insanları. Kesinlikle da öyle hocam. Tabii. Biz cuma olsun hocamız gelsin, hemen hocamıza danışalım diye o kadar çok şey biriktiriyoruz ki. Ya bu, sayenizde bu şöyle, iyi hocalık iddiamız yok. Ama ben elhamdülillah 15 senedir televizyonlardayım. Kırmadan, dökmeden, saldırmadan güzellikle, güzel dinimizi, ki o öyle istiyor, güzel din öyle istiyor zaten. Ve men ahsenu kavlen min Allah, Allah yoluna mimmen daa ilallahi, Allah yoluna güzel çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'ın yolu zaten güzel. Siz de onu güzel söylerseniz vazifenizi yapmış olursunuz. Yoksa güzel dini kötü anlatmaya kalkarsan o sıkıntı olur maalesef.